Wow Televizyon'dan herkese merhaba. İki Mısra Arası programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bugünkü bölümde şiirde imgeyi, imgeciliği, edebiyatımızın büyük üstadlarından olan Necip Fazıl'ı, Nuri Pakdil'i, Erdem Beyazıt'ı ve daha pek çok ismi konuşacağız. Bugün misafirimse şair yazar Şakir Kurtulmuş. Şakir Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Dilerseniz açılışı bir şiirle yapalım, öyle devam edelim. Tabii, olur. Şimdi ilk şiirimizi, içinde bulunduğumuz durumu da daha iyi kavramamıza belki imkan sağlayacak olduğunu düşündüğüm bir şiirle yapalım istiyorum. Yollar ve Sular. Önce okuyalım isterseniz şiiri, tabii, sonra hocam, konuşalım. Tabii. Babama ithaf etmiştim bu şiiri. Bel bağlayıp Urgan'a dağları yürüdüm. Dağları, kırık türkülerin savrulduğu dağları. İçinde babanın olduğu günlerden geçtim. İnceldim, sayfalar birikti, okuyup yazamadım. Bir serçe kuş nasıl çekerse başını yuvasında, öyle gizlendim. İçime kapandım, görmedi kimse. Sırtımda ağır ama içi boş hasır bir sepetle yürüdüm. Okuldan önce simit satarak evin geçimini sağlayan bir çocuktum. Şose yollardan, tarladan, yaylalardan geçtim. Tütün toplayıp iplere dizdim, yılanlı göletlerde yüzdüm. Dağcılıklarım kayboldu, çocukluk anılarım içinde. Kendi kimliğini taşımaya çalışan köylüleri görünce irkildim. Balkan toprakları içinde yeni bir soy ağacı. Trenin acı sesinden, sabah sayım saatinden, tütün ekili tarlalardan yükselen dumanlardan, ne çok acı, ne çok hüzün, ne çok soğuk. Çıkıp geldim gecenin içinde çocuk yalnızlığı. Sabahın kör saatlerinde işe giderken, korku dolu yürüyüşe yoluna çıkan hayvanlardan kaçıp, seherin saçlarına tutunarak, kolumda sıcak simit sepeti, uzaklardan baktığım suni göletlerin derinlik korkusundan sıyrılıp yollardan geçtim. Ovalardan geçtim. Atların terk ettiği alanlarda sararmış otlaklar, yeni söndürülmüş ateş, ezan sesi dışında her şey, ıssız kent akşamlarında ölümü hatırlatıyor her şey. Musikinin değişmez sesi eşliğinde, yorgun dans bedenleri, çıplak avuçlar, ahşap binaların yüzeyinde renk cümbüşü, sığ bulutların izini sürdüğüm, tarihi kalıntılar arasında Müsevi dağların resmini buldum. Babamın elleri yorgun, yılların kırıntılarıyla dolu avuçları çizik, eski temel üzerinde yeni ev inşa ederken, geçmiş günlerin üzerindeki ölü toprağa, yeni bir öykü kurmanın telaşı, yeni bir soy ağacı bulmanın, nerede toprağı kurtaracak Nadas, sel gelmeden önce nerede diye sorular sormalıyım. Söğüt ağacının sessiz yüzünde öç alma duygusu, dere yatağındaki taşın yalnızlık korkusu düşmüş, gamlı dağlara sisli ve büyük, adımlarının izi efsunlu gülüşünde saklı, kalbinde eski evlerin tenha gıcırtısı, tahta gıcırtısı, izlerin birbirini kovaladığı yollardan geçtim. Düşlerde yalnızlık, bahçelerde nilüfer kokusu sinmiş bitkiler, vadilerde ıtır dağ esintisi boyalı rüyalarla aydınlanan yollardan geçtim, sisli dağ yollarından. Islak toprakta yeni bitmiş bir çiçeğin yüzünde eskimeyen yüzü dolunayın. Dağları geçtim. Eski evin kalıntıları su yüzüne çıkınca tarihi belgeler arasında babam ateşte yanmayan kitaptan yeni bir sayfa, dipdiri duran kitaptan yeni bir sayfa açtı. Okudum, diri oldum,
Sabahı gördüm. Kitabın önümüze serdiği yollardan geçtim. Surlardan geçtim. Sudan geçtim. Teşekkür ederim. Bir hikayesi var mı bu şiirin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Nisan ayında bu hepimizin derinden sarsıldığı büyük salgın hastalıkla biz de yüz yüze geldik. Aynı dönemde babamla birlikte hastanede yattık. O da Covid'ti, ben de Covid'tim. O Eskişehir'de yatıyordu, ben İstanbul'da yattım. O benden biraz daha fazla yattı, yoğun bakımda kaldı. Ben normal serviste yattım. Tedavisi onun daha fazla sürdü. Fakat ondan önce ben Nisan ayında yarım olan bu şiiri tamamlayıp bir dergiye göndermiştim. Mayıs ayında yayınlandı bu şiir. Babamın vefat tarihi de 30 Nisan. Hastanede vefatını öğrendik. Nisan, Mayıs ayında da bu şiir yayınlandı. Yani tevafuk oldu, onun ölümüne rastladı. Şiirin içinde babamla ilgili anılarım var. Çocukluğum var. Ailemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu nasıl giderebileceğimiz konusunda ben çocuk yaşta nasıl bir sorumluluklar almışım onlar var. Hayata bakışımız var. Daha çocuk yaşta nasıl hayata bakıyoruz onlar var. Babamın yaşantısıyla bize nasıl örnek olmaya çalıştığını anlattığımız dizeler var. Böyle bir hikayesi var şiirin. Evet hocam, adından da anlaşılıyor, yollar ve sular zaten. Hocam biraz da sizden devam edelim, evet, o zaman. Buyurun. 1958'de Eskişehir'de doğdunuz. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Dilleri bölümünü okudunuz. Şimdi ben her yazar ve şairin edebiyat alanına giriş sürecini merak ettiğim için böyle bir soruyla başlıyorum. Sizin bu süreciniz nasıl oldu? Nasıl başladınız? Nasıl tercih ettiniz bu bölümü? Şimdi bizim zamanımızda üniversite sınavı çok daha farklıydı. Yani bugünkü gibi değildi. Her zamanki gibi tabii talep çok fazlaydı. Sınav şekli değişikti. Bazı ayrıntılar vardı. Liseden beri hep edebiyata karşı olan ilgimiz nedeniyle ben de Edebiyat Fakültesini tercih ettim. Yani Edebiyat Fakültesinin bütün bölümlerini yazdım. Hı-hı. Ne kadar bölüm varsa. Yani arkeolojiyi bile yazdığımı düşünüyorum. Yani halbuki arkeoloji çok fazla ilgi duyduğum bir alan değil. Ama işte tercihlerde Edebiyat Fakültesi, ana çatı Edebiyat Fakültesi olduğu için Edebiyat Fakültesi bünyesindeki bütün bölümleri yazdım. Yani hangisi tutarsa. Çünkü aşağı yukarı 20-30 tane tercih yapma şansımız vardı bizim o dönemde. O tercihleri öyle değerlendirdim ben hep Edebiyat Fakültesi'nin. İlk sıraya da yani belki İmam Hatip kaynaklı oluşumuz nedeniyle olabilir. Arap-Fars dillerini yazmışım ilk sıraya. Puanımız çok yüksek olmasına rağmen ilk sıradaki tercihiniz dikkate alındığı için evet, bizim de Arap-Fars dilleri tercihimiz olmuş oldu, ilk tercihimiz olmuş oldu. Okul seçişimiz böyle ama temelde Edebiyat Fakültesi'ni tercih edişimizden kaynaklı oldu. Çatı Edebiyat Fakültesi'ydi. Edebiyat Fakültesi'nin bütün bölümlerini yazmıştım o tercih listesini, hiç unutmuyorum. Doğu dilleri çıkınca peki mutlu oldunuz mu? Yani şöyle, Edebiyat Fakültesi bünyesinde olduğum için o mutluluğu yaşadım. Şimdi şöyle bir kısa şey yapayım isterseniz. Ben Edebiyat Fakültesi'ni tercih ederken daha lise döneminde şöyle bir algı vardı. Zannediyorduk ki yani şairler, yazarlar Edebiyat Fakültesi'ni okuyunca oradan çıkıyorlar. Yani çocuk şeyi, daha genç yaşta düşünülebilecek bir şey. Öyle bir şey vardı, algı vardı bizde. Edebiyat Fakültesi'ni tercih edişimiz de biraz ondan dolayıydı. Ama sonra Edebiyat Fakültesi'ne geldiğimiz zaman normal yüksek öğretim yaparken bunun böyle olmadığını o zaman fark ettik. Yani Edebiyat Fakültesi'ne gelindiği zaman, oradan mezun olduğunuz zaman işte şair, romancı, işte denemeci, hikayeci olmuyorsunuz. Yani o başka bir şey. Evet. Bunu işte okulda, sıralarda öğrenciliği yaşarken fark ettik. Bunu fark ettiğim anda ben bir arayışa girdim. Okulda bulamadığım şeyi nasıl bulabilirim arayışına girdim. Onu da dışarıda bulduk, okul dışında.
Baktım dışarıda böyle çok sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde çok seminerler var. Çok güzel isimler orada seminer veriyorlar, konferanslar veriyorlar, toplantılar yapıyorlar. Onları yakalayınca, onları görünce onların peşinden gittim. Mesela Cemil Meriç'i kubbe altında bir gün dinledik. Üstad Necip Fazıl'ı Milli Türk Talebe Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki binasında birkaç defa dinleme imkanımız oldu. Bunlar tabii çok güzel hatıralar. Yani beslenme kaynaklarımızı da bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bunların, bu seminerlerin, bu konferansların bizim beslenmemizde çok büyük katkısı oldu. Yani nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda bize önemli katkıları oldu. O bakımdan okulda bulamadığım şeyi dışarıda buldum derken böyle bir kaynaktan söz ediyorum. Evet hocam, genelde aslında okul vasıtasıyla olur bu tarz tabii, şeyler ama tabii. Sizden dışarıdan almışsınız bu kaynağı tabii. Hocam. Okulda daha çok teknik bilgiler oluyor. Yani evet, evet. Mesela Türk Dili bölümünde işte romancıların hayatı, işte romanlarla ilgili ilişkileri, ne bileyim hikayeciler de öyle, şairler de öyle. Yani yaşantıları nasıl yansımış, yani daha çok teknik düzeyde bilgiler ediniliyor. Benim söylemek istediğim şey, yani şair olmak için, işte romancı olmak için, hikayeci olmak için nasıl bir yol kat ediliyor? Ben o yolu dışarıda buldum, onu söylüyorum. Yani evet. O konuda insanın kendisini yetiştirmesiyle alakalı bir şey. Bunu tabii ki. Dışarıdaki katıldığımız etkinliklerde çok yakından görme şansına sahip olduğumuz için o yolda devam ettik. Evet hocam, şimdi deneme kitabınızdan bahsetmek istiyorum, Sanatın İzi. Sanata da ilginiz olduğunu da biliyorum. Uzun bir süre sanat edebiyat sayfası da hazırladınız. Bu yılda galiba 2021'de çıktı bu kitapta. Bu yeni, daha öyle işte evet, iki ay falan oldu. Evet. Biraz kitabın içeriğinden de bahsedersek, sanata ilginiz hep var mıydı? Nasıl gelişti bu kitabı yazma kararını sağladınız? Tabii. Şimdi şiirle uğraşan herkes sanatın, edebiyatın, kültürün içinde doğup büyüyor. Yani şiirle küçük çocukluğumuzdan beri uğraştığımız anlardan itibaren hep böyle bir dünyanın içindeydik. Yani sanat, edebiyat ve kültür dünyasının içindeydik. O dünyada ki meyveleri karşımıza çıktığı an hep tanımaya çalıştık. Nimetlerini hep yakından görmeye çalıştık. Bunun için de tabii o ortamın içinde canlı bir hayatı, canlı bir ortamı yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla ben daha lise yıllarından itibaren böyle bir ortam içinde oldum. Eskişehir bizim için bu anlamda çok büyük bir nimetti, büyük bir fırsattı. Onun için hep şükrediyorum. Yani Eskişehir'de olmaktan dolayı, Eskişehir'de bu ilk yıllarımızı yaşamaktan dolayı, ilk tanışıklıklarımızı Eskişehir'de karşılamış olmaktan dolayı hep şükrediyorum. Çünkü biz daha lisede okurken orada bir canlı bir kültür ortamı vardı. Mesela nasıl bir kültür ortamı diyeceksiniz. Eskişehir'de 70'li yılların başında Deneme dergisi çıktı. Deneme diye bir dergi çıktı. 12 sayı yayınlandı. Biz tam o dönemde işte bu arkadaşları tanıdık. Deneme dergisini tanıdık. Eskişehir'deki kültür ortamını tanıdık. Kimler vardı bu kültür ortamında? Başta Atasoy Müftüoğlu, Nabi Avcı. O zaman daha liseden yeni mezun olmuştu. O dönemde çıkardılar Deneme dergisini. Ahmet Kot, Haydar Ergülen, bunlar Eskişehirlidir. Evet. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazanıyorlar. Ankara'ya gidiyorlar. Ankara'da da Gelişme isminde Denemenin devamı niteliğinde başka bir dergi çıkarıyorlar. O da 4 sayı zannedersem çıkıyor. 3 ayda bir yayınlanıyordu. 4 sayı çıkıyor. Bu şekilde devam ediyor şey. Yani Eskişehir'de böyle bir tohum sepilmişti o yıllarda. Biz de o tohumun sepildiği yıllara rastladık. Kültür ortamını tanıdığımız yani yıllarda. Bir de Eskişehir'de biraz küçük bir yer. Yani daha çok küçük olduğu zaman hem bilgi daha çabuk yayılıyor, hem daha bir herhalde birlik beraberlik ortamı da var. Tabii küçüklük izafi bir şey. Yani neye göre küçük? Yani İstanbul'a göre küçük. Ya, tabii, ama Eskişehir'de evet, büyük bir yani büyük bir kent. Şu anda mesela 2 tane üniversitesi var. Çok gelişmiş bir kent sanayisiyle, teknolojisiyle. Üniversiteleriyle çok gelişmiş bir kent. Ama tabii İstanbul'a göre kıyaslarsanız o anlamda daha dar kapsamlı diyebiliriz. Ama işte öyle ortamlarda Anadolu'nun bütün vilayetlerinde böyle ortamları bulmak mümkün. Kültür ortamlarını bu anlamda bir incelediğiniz zaman çok yakından siz de fark edersiniz. Anadolu'nun bütün vilayetlerinde böyle kültür mecraları var. Canlı böyle yaşayan kültür mecraları var. Hemen hemen pek çok ilimizde var. O ilde bir veya iki kişi bu
canlı ortamları sürdürüyorlar. Onların öncülüğünde edebiyata, sanata, kültüre ilgi duyan gençler o ortamların kokusunu alıyorlar, havasını alıyorlar ve kendilerini ortamın içinde buluyorlar. Nasıl yararlanabiliriz sorusunu kendilerine soruyorlar ve oradan istifade etmeye çalışıyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. Evet, tabii bir yerde de ilgi ve merak da gerekiyor o yolu bulmak için. Bir de sanırım kitabın izi var. Bunlar dörtlü denemeler halinde edebiyatın izi, kültürün izi, kitabın izi ve sanatın izi. Dergilerde yayınlanan yazılarımızı kitaplaştırmaya niyetlendiğimizde nasıl bir yol izleyelim diye düşündüm. Edebiyatla ilgili yazıları bir şeyde toplayıp Edebiyatın İzi kitabıyla neşrettik. Kültürel faaliyetleri kapsayan yazıları derleyip onları da Kültürün İzi başlığıyla yayınlamayı tercih ettik. Daha sonra Kitabın İzi çıktı, üçüncü kitap. Kitap yazıları var onda da. Yani kitapla ilgili yazılar, kitap eleştirileri, kitap tanıtım yazılarını kapsayan bir kitap o da. En son yayınlanan Sanatın İzi de sanat faaliyetleri, işte sanatla ilgili, şiirle ilgili yazıları derleyip toparladığımız bir kitap oldu. Yani komple hepsi sanatla, edebiyatla, kültürle iç içe olduğumuz bir mecranın ürünleri. Şimdi kitabın izinde yolda olmak ferahlatıcıdır diyorsunuz. Yolda olmayı hep sevdim. Öyle çok özel, iyi tasarlanmış gezilere çıkmayı pek başaramadım. Ama ne zaman önüme seyahat gerektiren bir fırsat çıksa buna hiçbir zaman hayır demedim. Her tür yolculuk güzeldir çünkü yolda olmanın kendisi yeterince ferahlatıcıdır. Osman Bayraktar'ın Yol Hakkı kitabı bu cümlelerle başlıyor. Bunu ele almışsınız. Ben de merak ettim. Orası denk gelmişti, okumuştum hocam. Yolda olmaktan kasıt sadece şehir ve ülke yolculuğu mu, yoksa bu aslında kendini bulmak ve Allah'ı bulma yolunda bir yolculuk mu? Tabii, kesinlikle şehir yolculuğu değil, hakikat yolculuğu diyelim biz ona. Bunun içinde tabii insanın uğraşlarıyla ilgili de bir yolculuktan bahsedebiliriz. Sanatla, edebiyatla, kültürle uğraşan insanların da takip ettiği bir yol var. O da tabii hakikate giden bir yol mutlaka. Bu yolun macerası var. Yani yol hikayesi dediğimiz şey o zaten. Bu yolun hikayesinde insanın macerası var. İnsanın hayatı var. İnsanın mücadelesi var. İnsanın kendisi var. İşte bu yolculuğu yapabiliyorsa insan, ne kadar yapabilirse, ne kadar başarılı olabilirse, sizin de buyurduğunuz gibi kendini bulması, insanın kendini bulması asıl olan. Bu anlamda yapılan bir yolculuk bu. Ne kadar başarılı olunabilirse o kadar güzel, o kadar bereketli, o kadar verimli sonuçlarla yüz yüze kalıyor kişi. Evet hocam. İlk şiirinizi 20 yaşınızda yazmışsınız. Ve o zamanlar daha demin de bahsettiniz biraz. O yıl yayınlandı. Yayınlandı. Yani 78 yılında yayınlandı ilk şiirim dergide. Yayınlandığı zaman tamam. Yoksa doğru. Yani daha bir 3-5 yıl öncesinden beri şiirle meşgulüz ama ilk şiirimizin matbu bir dergide yayınlanış tarihidir o. Tamamdır. Bu dönemlerde Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt gibi önemli isimlerle de tanıştınız. Aslında onların içerisinde bulunmanız da size katkı sağlamıştır. Ve üstad olarak kabul ettiğimiz Necip Fazıl, işte Sezai Karakoç, Nuri Pakdil de bu evrenin baş köşesinde aslında. Bunları düşündüğümüzde şiir yolculuğunuz nasıl başladı? Şiir yolculuğunun başlangıcı demin de dediğim gibi lisedeyken başladı. Daha basit, daha kolay şiirler yazdık herkes gibi. O şiirleri okuldaki bizden birkaç dönem önce eğitimini sürdüren arkadaşlarla olan tanışıklığımız sayesinde onlara gösterme imkanımız oldu. Hı hı. Onların yardımıyla ondan sonra nasıl bir yol izleyeceğimiz noktasında yeni bir yol haritası koyduk önümüze. Bu da tabii bizim şiirle olan ilişkimizi daha çok yoğunlaşmaya sevk etti. Üniversiteye geldiğimizde İstanbul ortamı tabii çok değişikti. Demin de biraz bahsettim. Hiç farklı bir ortamı bulduk kendimizi. Edebiyat mahfillerinin, kültür mahfillerindeki o seminerlerle, söyleşilerle tanıdığımız yeni yüzleri, edebiyatla ilgili yüzleri yakından tanımış olmanın verdiği bir haz vardı. Bu dönemde İstanbul'da mesela Sezai Karakoç'u ziyaret etme imkanımız oldu. Üretmen İşan'da Diriliş dergisini, Diriliş gazetesini çıkarıyordu. Hafta sonları imkan buldukça
Oraya onu ziyarete gittik. Aynı dönemde Ankara'da Edebiyat Dergisi yayınlanıyordu. Kesintilerle sürse de yayını. Daha sonra Mavera Dergisi çıktı. Mavera Dergisi çıkarken Cahit Sarıfoğlu ile biz yazışıyorduk. Onlar da aynı zamanda Yeni Devir Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyorlardı. Cahit Sarıfoğlu, Rasim Özdenören, Akif İnan, Erdem Beyazıt, Nazif Gürdoğan, Atasoy Müftüoğlu, İsmet Özel. Bunların hepsinin köşe yazısı yazdığı bir gazetemiz vardı o zaman. Şu anda tabii o gazetemiz de yok maalesef. Öyle bir gazete yok yani, öyle söyleyeyim. Öyle canlı ve diri bir gazete yayını vardı. O dönemde Mavera Dergisi'ni yayınlamaya karar verdiler. Ankara'dan Cahit abi bir mektup yazdı. Dedi ki Mavera Dergisi'ni çıkarıyoruz. Bu derginin tanıtımı ile ilgili yoğun bir faaliyet içine gireceğiz. Siz de İstanbul'da bu faaliyetleri yürütün diye bize şey yaptı. Biz de İstanbul'da elimizden geldiğince Mavera'nın çıkışı ile ilgili duyuruları yapmaya çalıştık, gayret ettik. Onlar matbu bir mektup basmışlardı. O mektubu işte dağıttık her yere, arkadaşlarımıza, çevremizde edebiyatla ilgili olan mahfillere götürüp duyurusunu yaptık. Sonra dergi çıktı. Dergiyi İstanbul'da dağıtmaya başladık. Bir yıl boyunca biz dağıttık bayilere, kitap evlerine, dergi büfelerine bıraktık. Sonra ben tabii işlerim yoğunlaştığı için ikinci yıl arkadaşlara devrettim o işi. Onlar devam ettiler. Bu dönemde ilk şiirimiz yayınlandı. Yani şiirle olan ilişkimiz hep yoğunlaşarak devam etti demiştim. Cahit Sarıfoğlu ile Mavera Dergisi'yle bu anlamda bir şeyimiz de sürdü. Şiirlerimizi istedi Cahit abi. Aynı dönemde biz de Yeni Devir Gazetesi'nde sanat edebiyat sayfası düzenliyorduk. Orada da ben şiirler yayınlıyordum, yazılar yayınlıyordum. Cahit Sarıfoğlu'nun da yazıları yayınlanıyordu o sayfada. Şiirlerimizi istedi, gönderdik dergiye ve orada yayınlanmaya başladı şiirler. Ondan sonra tabii daha değişik dergilerde, değişik mahfillerde de şiir yayınlama hikayemiz devam ediyor. Peki hocam, ilerleyen sorularda da bunu soracağım daha ayrıntılı ama şimdi mesela bu büyük şairlerin arasında da büyüyorsunuz. Onların şiir dilinden de ister istemez etkileniyorsunuzdur ya da fikirlerinden. Onların fikirlerinden yola çıkarak kendinize yeni bir fikir ya da yeni bir şiir dili mi oluşturuyorsunuz? O nasıl? Şimdi şöyle, yani şiir dili insanın kendisiyle ilgili bir şey. Hı hı. Yani sizin dinlediğiniz kişilerden veya işte konuşmalarından istifade ettiğiniz kişilerden alacağınız bir şey değil. Onlardan sadece kendi şiirleriyle ilgili, kendi şiir dilleriyle ilgili alacağınız şeyler olabilir. Hı hı. Ama sonuçta sizin çalışmalarınızla ortaya çıkacak bir şiir dili, sizin kendinize ait olan şiir dilidir. Bu da çok çalışarak, yoğun çalışarak, şiirle ilgili çalışmaların en yoğunluğunu yaşayarak ancak elde edilebilecek bir şey. Ne kadar çok şiirle ilgili çalışma yürütürseniz, ne kadar çok dille temas ederseniz, ne kadar çok şiir diliyle temas ederseniz o kadar çok yoğunlaşırsınız burada ve kendi şiirinizi bulmada daha kolay bir şey elde etmiş olursunuz. Tamamen çalışmakla ilgili bir şey. Yani kendi insanın kendi şiir dilini bulması, insanın kendi çalışmasıyla alakalı bir şey. Hı hı. Ne kadar yoğunlaşırsınız bu konuda, ne kadar iyi bir çalışma ortaya koyarsanız o kadar şiir diliniz kendinize ait bir dil olur. Peki hocam. Şimdi üstadlarımızdan da bahsetmişken Necip Fazıl'ın kendi sesinden bir VTR'miz var. Bir şiir var. Dinleyip devam edelim. Tabii, hay hay.
hocam. Dilerseniz bir şiir daha sizden alalım. Hazırsa bulmuşken bol bol şiir tamam, okutalım peki, diyorum. Yapalım. Şimdi demin okuduğumuz şiire değinirken orada işte yaşadığımız hastalıklardan bahsetmiştik. İçinde bulunduğumuz hastalık döneminden. Yine o dönemde yazılmış bir şiirle o zaman devam edelim. Tabii. Bu da Muhit'in Temmuz sayısında yayınlandı. Temmuz sayısında Mayıs ayının ardından diye bir şiir. Yaşadığımız bu Covid salgını ve hastalığıyla ilgili dönemde ortaya çıkmış bir şiir. Onun için bu da taze diyebiliriz. Yalnız gitti. Bir dolu hüzün, soğuk hava, öksürük. Mayıs ayının ardından bize kalan sonbahar yaprakları. Bahçelerde yapayalnız, köşe taşlarına renk vermiş suskun kimliğimiz. Mayıs ayı da geçip gitti. Sarı saçlarını savurup gitti yağmurun üstüne. Baba ocağına dönen küskün gelin gibi, Kabataş iskelesinden yeni kalkmış, Boğaz vapurunun savurduğu gibi dumanını, Haliç'teki tersanelerde uyuyan ihtiyar vapurlar, nasıl anıyorsa eski günlerini, çocukların tekrarlanan oyunları gibi özlemi ardında bırakarak gitti. Bayram ziyaretinden dönen kızların ardından su döken annenin pencerede asılı kalan solgun bakışı gibi gitti. Yalnız gitti. Özlemle çekilip gitti. Sahilde yürüyen ihtiyar balıkçının bastonuna dayanarak kaldırma çıkışı gibi Mayıs ayı da geçip gitti. Ciğerlerimizde asılı kalmış öksürükleri topladı gitti. Kuşlar yuvalarına çekildi. Güvercin kanatlarında saklı duran, zencilerin kamıştan evlerinde sürdürdüğü yaşantıya özenip durdu. İçe döndü Mayıs ayı. Zaman durdu tandırlardan duman tütünce, gri bir ayı uğurlamanın sevinci. Ümraniye, Yedikule, Başakşehir üçgeninde, göğsümün filmini duvara yapıştırıp, suskunluğumun bitişini beklerken, sırtımda dünya kadar öksürük, pencereye yaklaştıkça, dedim üzerime gelen gökdelenlerden ciğerleri işgal etmiş virüsten öç almalıyım. Nisan'dan kalma bu sararmış yapraklar daha bir gür dökülüyor sanki ihtiyarlayınca aksaçlar. Kurumaya durmuş mevsim yaprakları. Taçlandırdı güzü, başa döndü bahar. Mayıs ayı da geçip gitti. Mayıs ayı yükledi virüsleri. Giderken ardında kalan lekeleri temizlemek kaldı evde tek başına. Güneş yeni bir mevsimin kapısında, temiz bir yol arayışında. Mayıs ayının gidişiyle açık kalsın penceren, rahat girebilsin diye güneş. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bu da güncel bir şiir olması evet, da iyi yani de oldu işte aslında. Hastalık döneminde evde tedavi devam ederken yazılmış bir şiir. Peki hocam, şimdi sizle ilgili şöyle bir yorum var. Şakir Kurtulmuş'un insana bakışında vefa ve dostluk ön plana çıkıyor diyor. Ve şartlar ne olursa olsun Müslümanların meşveret ve muhabbetten uzak kalmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Buna tepkinizi de yüksek sesle dile getirmek yerine aslında sessiz kalmayı tercih ettiniz sanırım yaklaşık 25 yıl boyunca. Ve Nuri Pakdil'inde 15 yıl süren bir sükut eylemi var. Sizinkini de onun sükut eylemine benzetebilir miyiz veya bu süreci nasıl geçirdiniz? Evet, yani 2013'e kadar sürdü diyebilirim. Evet, 23 yıl sürdü. Fetret dönemi, yaşadığımız bir fetret dönemi oldu. O dönemde günün şartları gereği çok fazla sıkıntılarla karşılaştık. Yani manevi sıkıntılardı bunlar. Yani çözüm bulamadığımız zor şartlardı, olaylardı. Bunlara karşı ses vererek tepki veremediğim için sessiz kalmayı tercih ettim. Yani karşılaştığımız olayları düzeltmek noktasında sesli bir müdahalede bulunamadığımız için, çare de bulunamadığımız için sessiz kalmayı tercih ettim ve böyle bir fetret dönemi yaşandı. Tabii Üstad Nuri Pakdil de aynı şeyi yaşadı. O da Edebiyat Dergisi ile ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı ekonomik olarak dergiyi sürdüremiyorlardı. Bazı arkadaşlar başka yerlere gitmişlerdi. Bu tabii onda çok büyük bir acı ve ıstırap doğurdu. O yüzden dergiyi de daha fazla sürdüremeyip bıraktı ve kendi kabuğuna çekildi. 13 yıl zannedersem 13 yıl o da bir otel odasında kaldı. Otel yaşantısı oldu. Kimseyle görüşmedi. Sonra 13 yıl sonra tekrar
arkadaşlarla görüşmeye başladı ve yeniden edebiyat ve kültür dünyasına döndü. Şimdi tabii ortak yaşantı, ortak diyebiliriz. Çünkü aynı sıkıntılarla olmasa da benzer sıkıntılarla, benzer olumsuzluklarla karşılaştığımız için böyle bir şey yaşadık. Ama ne yazık ki bu süreçten sonra yeniden böyle bir edebiyat ve kültür dünyasının içinde, canlı bir hayatın içinde olduğumuz zaman bile hala eskiden o dönemde yaşadığımız zor olayların bir kısmını yine görme talihsizliğini yaşıyoruz maalesef. Bu beni çok üzdü. Hala düzeltilmemiş demek ki sıkıntılarımız, yaralarımız düzelmemiş. Hala aynı minval üzere devam ettiğimizi görmek beni üzdü. Ama yine de dönüş yaptığım için, yeniden edebiyat ve kültür dünyasına yeniden girdiğim için, yeniden okuyabildiğim için, yeniden yazabildiğim için Allah'a hamd ediyorum. Peki hocam, sizin dönüş yaptığınız sene herhangi bir olay vesilesiyle mi oldu, yoksa kendiniz mi öyle bir karar? Şimdi şöyle, kısaca şöyle izah edeyim. Adem Turan beni arayıp buldu. Telefon açtı bir gün, dedi ki abi neredesin? Dedim İstanbul'dayım. Ya dedi, görüşemiyoruz, özledik seni, epeydir dedi, çok uzaklardasın. Dedim buradayım, İstanbul'dayım. Bir gelip görüşelim dedi. Telefonla sözleştik, geldi, buluştuk bir yerde. Oturduk bir iki saat konuştuk. Sonra dedi ki bana, abi dedi, bu konuşmaları ben dedi, Dünya Bizim'de bir yazı dizisi yazıyorum. O şimdi nerede başlığıyla dedi bir haber, röportaj serisi devam ettiriyorum. Orada dedi, yayınlayabilir miyim bunu? Dedim ki yani biz dedim sohbet ettik yani. O başlığın içini dolduracak bir şey bulabilirsen dedim, yayınla, benim açımdan bir sorun yok. Orada o şimdi nerede başlığıyla o günkü o konuşmamızı yayınladı Adem Turan. O zaman ben Dünya Bizim sitesini işte o zaman yeni tanımış oldum. Yani çünkü takip etmiyordum uzun bir süredir, uzak kaldığım için. Dünya Bizim sitesinde dün akşam rahmetli Asım Gültekin'le ilgili bir anma programı vardı Eyüp'te, orada da bahsettim bundan. Bir habere rastladım Dünya Bizim sitesinde. Asım Gültekin Atasoy Müftüoğlu'nu ziyaret ediyor bir grup genç arkadaşla. Orada Atasoy Müftüoğlu işte yeni kitabının çıktığını ama diğer kitabın hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu, tamamlayıp bitirince hemen onu da yayın evine teslim edeceğini söylüyor. Atasoy Müftüoğlu yeni ameliyattan çıkmış, evinde ziyaret ediyorlar. Yine 3-5 gün sonra yine Dünya Bizim'de başka bir habere rastladım. Yine Asım Gültekin birkaç arkadaşla birlikte Ali Haydar Aksal'ı ziyarete gidiyor. Ali Haydar Aksal da yeni ameliyat olmuş. Ona da soruyor, abi nasıl durum diye sorduğunda o da diyor ki hastane yatağında okuyorum, yazıyorum diyor. Şimdi bu iki olay tabii beni çok şey yaptı, derinden sarstı. Biraz da böyle yeniden okumanın, yazmanın daha çok ön plana çıkması noktasında beni biraz kamçılayan olaylar oldu bunlar. Onun üzerine işte daha çok takip etmeye başladım. Daha çok okumaya, daha çok araştırmaya yöneldim. Geçmiş yıllarda okuyamadığım kitapları temin edebildiğim kadarıyla temin etmeye çalıştım. Dergileri temin edebildiğim kadarıyla etmeye çalıştım. Onları okumaya gayret ettim. Yani böyle oldu. Evet hocam, bunların hepsi birer vesile. Demek ki yazın hayatına geri dönmeniz gerekiyormuş. Şimdi şiirlerinizde geçen ana temalara da biraz değinelim. Genelde lirik tarzda yazıyorsunuz ve modern şehrin esir aldığı insanların işte acılarından, ümitlerinden, ümitsizliklerinden, işte mücadelelerinden bahsediyorsunuz. Bunları yazarken sizi harekete geçiren güdüler neler oldu? İnsanları görüp hani o hallerini görmeniz mi sizi bunlara yazmaya itiyor? Şimdi edebiyatı içinde bulunduğumuz hayatın dışında düşünmemiz mümkün değil. Tabii. Hayat da edebiyatın içinde, hayatı da edebiyatın içinde, dışında düşünmemiz mümkün değil. Yani içinde bulunduğumuz günlük hayatın bizi karşı karşıya bıraktığı her anı, her durumu bizim yaşantımızı doğrudan doğruya etkileyen unsurlar. Yani bir gün içinde karşılaştığımız acılar, sıkıntılar, hüzünler, sevinçler, mutluluklar,
Hepsi bizim şiirimize doğrudan doğruya yansıyabiliyor, girebiliyor. Bu doğanın gereği, yani tabii edebiyatın da gereği. Böyle olması çok doğal çünkü sonuçta insan var bizim önümüzde. Hayatın içinde de karşılaştığımız olayların öznesi hep insan. İnsana yönelik ilişkilerimiz yansıyor. İnsana yönelik hüznümüz, insana yönelik endişelerimiz, sıkıntılarımız, duygularımız, düşüncelerimiz, mutluluklarımız, sevinçlerimiz hep insanla ilgili. Yani meselesi insan olduğu için, bizim meselemiz insan olduğu için, evet, insanla ilgili her türlü şeyle iç içe bir hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu da tabii edebiyata, sanata ilgili olduğunuz alan ne olursa olsun yansıyor bu büyük bir şeyle, çabayla. Evet. Hocam bir şiir daha okuyalım mı, evet, ne dersiniz? Okuyalım. Son şiirimizde Edebiyat Ortamı'nın son sayısında yayınlanan bir şiir var. Varıp dağlara vursam başımı, onu okuyalım. Alıp başımı gitsem dağlara, eski kentin güneşten kalan izlerine dönsem, yazılan tarihi okusam yeniden, yolu ovalara düşmüş, konaklamak için yer arayan kimsesiz bir meczup gibi, yaslansam dostluğuna göğün, sıcak kucağına doğsam yeniden, çıksam basamaklara emekleyerek, varsam yeniden çocukluğumu yaşasam. Yeniden yaşasam çocukluğumu, geri dönme ihtimali olmayan bir fotoğraf karesinin içinde hapsolmuş çocukluğumu yaşasam, buzulların üstünden çıkıp gelse güneş. Çocukların torbalarına baksam, bayram ikramiyesi olarak biraz tebessüm bıraksam, koşarken düşüp takılsa ayağım, kör bir taşa çarpsam, ayağa kalkıp hızlıca kaçsam, annemin attığı beş taşı yeniden alıp gelsem, yeni bir oyun başlatsam. Dağlara çıkıp bağırsam, yankılansa sesim, şu karşıki dağın eteğinde durup dinlenen göçebelerin, kuru bir bez üstünde kırıp katık ettikleri soğan ekmeğe ortak olsam aşına, suyuna. Annemin oynarken elimizden aldığı, bıçakla ortadan kesip ayırdığı ikiye, lastik topun parçalarını alsam kucağıma, bir köşeye çekilip yeniden alasam, yeni bir topumuz olsa oynasak, annem onu da alıp elimizden kesip atsa. Yeniden yaşasak çocukluğumuzu, herkes uykudayken bahçelerden toplayıp, yeni taranmış saçlarımıza takıp da gezdiğimiz mevsimin çiçeklerine doğsak, küçük cep aynalarından seyretsek güzelliğimizi. Çocukluğumuzu yeniden yaşasak, her sabah kahvaltıya kaldırdığı gibi annem yeniden uyandırsa, evin önünü süpürüp sulasak, huzurların üstünden çıkıp gelse güneş. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Yine tabii çocukluk dönemimizi anlatıyor herhalde. Evet, i̇şte yani ona duyduğumuz özlemi. Hep işte özlemlerimiz, duygularımız, sevinçlerimiz, en güzel günler, en güzel özlemler, en güzel mutluluklar, en güzel sevinçler hep çocukluğumuzda kaldı. Yani şu anda keşke onları yeniden yaşayabilsek ümidiyle hatırlıyoruz belki. Onlar da böyle işte şehrin içine giriyorlar. O zamanın saflığı başka oluyor. Çocuk saflığıyla yaklaşıyoruz her şeye. Kesinlikle. Her şey bizi mutlu ediyor aslında. Kesinlikle. Şiirlerinizde geçen temalardan bahsettik. Bunlarla birlikte zaman içinde aslında modern söyleyişe yaklaşan kendinize özgü bir üslup da geliştirdiniz şiirde imgelerinizle. Aslında açık anlamlı bir şekilde şiiri sunuyorsunuz. Ama bireyci bir yaklaşım gibi de gözüküyor. Fakat diğer insanlara da hitap ediyor aslında, öyle gözükse de. Çünkü kendinizde vuku bulan acıları şiirinizle aslında topluma da yansıtmış oluyorsunuz. Kısa bir örnek okuyayım ben buradan. Umutsuz akşamlara sarılmış bir şair sanat devletini yaşıyorken, ilk çağın korkunç merhametsiz diline oturmuş, günahkar duygularıyla bir kadın. Gel demiş, git demiş, saatleri kollamış. Çocuk düşmüş, ilaçlara ev diye soğuk akşam gibi bakardı. Çocuklara özgürlük, hani bir modadır çığlık. Buradan da gördüğümüz gibi aslında imgelerle anlatıyor. Daha kapalı bir anlamı var gibi gözüküyor. Şimdi şiirinizde imge nerede? Biraz da sizden dinleyelim hocam. Şiirde imge, şiirin kendisinde. Yani imgesiz tabii şiir hem kalıplara uyduramazsınız hem de
gerçek manada has şiiri ortaya çıkaramazsınız. Yoksa yalın söyleyişler halinde kalır. O da tabii şiir olmaktan uzakta olur. Şiiri şiir yapan sadece duygu ve düşünceler değildir. O duygu ve düşünceleri mısralara yansıttığınız kelimelerdir. Kelimelerle beraber orijinal söyleyişler diyebileceğimiz ilginç imgeleri o kelimelerle birlikte bir elbise gibi giydirirsiniz şiire. İşte o zaman ortaya güzel bir şey çıkar. Ortaya koyduğunuz ürün o zaman has bir şiir olabilir. Sizin kendi sesinizi yansıtan bir şiir olabilir. Sizin kendi dilinizi yansıtan bir şiir olabilir. Bu da tabii sizin o konudaki ne kadar gayretli, ne kadar istikrarlı bir yol aldığınıza bağlıdır. Ne kadar bu konuda çaba sarf ederseniz, kendi dilinizi yakalamak noktasında kelimelerle olan dans diyelim, dansınızı ne kadar iyi yapabilirseniz, o kadar güzel bir söyleyiş yakalayabilirsiniz. O kadar farklı bir sunuma vesile olan imgeleri şiirinizin içinde giydirebilirsiniz kelimeleri. Peki hocam, ben her şair için farklı şiir anlayışları var diye düşünüyorum. Mutlaka bir şair varsa değişik şiir anlayışları da doğuyor. Sizce hani anlam kapalılığı veyahut da imgede yoğunluk mu olmalı şiirde, yoksa şiirin yalın ve basit olması şiiri daha standart ya da normal düzeye mi çekiyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi orada şiirde duygu ve düşüncelerin anlatımının nasıl olduğu önemli. Yani nasıl anlatıyorsanız o şekilde yansıması çıkacaktır ortaya. Dolayısıyla şöyle olmalı, böyle olmalı şeklinde böyle kalıplarla izah etmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şiire konu olan duygu ve düşüncelerimiz ortaya çıkarken zaten kelimelerin de kendisi birlikte getirip bir bütün halinde çıkıyor. Bunu işte sadeleştirmek veya daha çok imge yoğunluğuyla yoğun bir hava içine bürümek düşüncesi bence çok doğal değil. Doğal ortamında yol alması lazım şiirin. Bunu yaparken kendi duygu ve düşüncelerinin nasıl şiire yansıdığı bence önemli şairin. Kelimeleriyle kendi ses dilini birleştirdiği anda, kendi diliyle kelimeleri bir arada uygun bir ortamda birleştirebildiği halde, takdirde böyle saf bir şiiri düzgün bir şekilde ortaya koyma şansına sahiptir diye düşünüyorum. Yoksa sadeleştirmeli, işte daha hafif olmalı, işte ne bileyim daha sade olmalı, daha basit olmalı, daha kolay olmalı gibi şeylere çok itibar etmemek lazım. Yani önemli olan gerçek şiiri nasıl yakalayabiliriz, gerçek şiiri nasıl ortaya koyabiliriz? Bu anlamda çaba sarf edebilmeliyiz. Peki hocam, sizce şiir yazmanın ne kadarı yetenek işi ya da ne kadarı çalışma işi, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ilhamı tabii ön plana almamız lazım. Yani gerçekten ilham, hocam ilham tabii, diye bir yani şey var. Olmadan hani ben de olmaz, yazıyorum tabii, bazen şiir yani ve bazen gelmesi olmaz. Gerekiyor. İlham ilk mısrayı yazdırır. Öyle bir şey var bir şairin, şimdi tam olarak hatırlayamıyorum. İlk mısrayı yazdırır. Ondan sonrası şairin kendi çabasıyla olur der. Evet. Yani bu belki ilk mısra dediği bir mısra değildir. Yani birkaç mısradır veya daha fazladır. Ama bir size gelen bir misafirdir o. Sizi ziyaret ettiği anda o gelen mısraları kağıda dökerseniz gerisi sizin çabanızla ortaya çıkar. Elbette tamamı da ilham olabilir. İlham olarak geldiğini düşündüğünüz mısraların üzerine inşa ettiğiniz bir şiir binası da olabilir. Bu çok doğal bir şey. Yani o zamanki şiirin doğduğu an ki karşılaştığınız şeyle alakalı bir şey. Mesela Sezai Karakoç Hızlı'yla 40 saati 40 gün Yenikapı'da bir çay bahçesinde oturarak yazıyor. Her gün bir bölümünü yazıyor. Her gün bir bölümünü. Şimdi Sezai Karakoç gibi bir şairin 40 gün boyunca bir çay bahçesinde, deniz kıyısında bir çay bahçesinde oturarak her bir bölümünü yazdığı
bir kitap olarak ortaya çıkıyor Hızır'la 40 Saat. Yani ilhamı şiirin ilk dizesi olarak görsek bile şiirin tamamı da bazen ilham olabilir. Yani bu tabii o da daha anlık çok, yazılan gibi tabii, mi? Büyük düşünürlerde, büyük şairlerde rastladığımız bir şey. Hı hı. Onların büyük eserlerine baktığımız zaman çok daha farklı bir şekilde yoğun bir ilahi bir şey olduğunu, farklı bir duygu yüküyle yazılmış bir eser olduğunu görebiliriz rahatlıkla. Evet hocam, gerçekten dediğiniz gibi hani ilk satırlar ilham gibi. Hani ondan sonrası tekrar okuyorsun, bir şey çıkıyor, tekrar okuyorsun, siliyorsun. Gerisi çalışma gerektiriyor tabii. Hazreti Hamza ve Bilal-i Habeşi'nin hayatlarını kaleme aldığınız biyografi kitabınız var. Bu değerli şahsiyetlerin sizin hayatınızdaki yeri neler? Neden ikisini tercih ettiniz? Şimdi gazetecilik yıllarımızda çalışırken Beyan Yayınları bir biyografi serisi başlatmıştı. Biz de üniversite talebesiyiz o yıllarda. Tespit ettiği şahsiyetler içinde benim en çok dikkatimi çeken Hazreti Hamza ve Bilal-i Habeşi olmuştu. Çocukluğumdan beri onların hayatına karşı özel bir ilgim oldu. Yani daha küçük yaşlardayken hep onların hayat hikayelerini, hayatlarını anlatan eserleri, hı hı, kitapları okudum. O bende derin bir şey bıraktı, iz bıraktı. Bir de tabii iki tane oğlum var. Çocuklarıma da birisine Hamza, birisine de Bilal ismini koydum. Hı. Hep onlara olan saygımızdan, onlara olan özlemimizden, ilgimizden kaynaklı oldu. Hayat hikayesi, ikisinin de hayat hikayesi çok yoğun mücadelelerle geçmiş, hı, hayat hikayeleri. Tabii Hazreti Hamza'nın da, Bilal Habeşi'nin de kendi hayatlarında çok öznel durumları da var. Hazreti Peygamber'le olan ilişkileri çok yani manidardır, çok bizim için çok değerlidir. Gerek Hazreti Hamza'nın arkadaşlığı ilişkisi, gerek Bilal Habeşi'nin Hazreti Peygamber'le olan ilişkisi. Yani bunlardan çıkaracağımız çok dersler var. Bunların hayat hikayelerini okudukça kendi hayatımıza nasıl bir yol tayin edebileceğimiz, yön tayin edebileceğimiz, nasıl etkileyebileceği konusunda alacağımız çok dersler var. O bakımdan onların ben hayat hikayelerini, mücadelelerini, Hazreti Peygamber'le olan beraberliklerini, arkadaşlıklarını, dostluklarını daha yakından görmeyi amaçladığım için onları böyle küçük, hı hı, bir kitapçık halinde biyografisini hazırlayayım diye şey yaptım. O yüzden onları tercih ettim. İyi ki de ettim. Hocam, son olarak yazarlık sürecinde biraz da dergiler hakkında konuşalım istiyorum. Programın bitmesine 7 dakika falan, evet, kaldı yaklaşık. Şimdi dergiler bir edebiyat adamı için vazgeçilmez bir şey. Yani dergiler olmasa edebiyatçının yol haritasını düzgün bir şekilde sürdürmesi de mümkün olmayabilir. Sürdürebilir ama yani dergilerle birlikte daha farklı bir yol haritası sürdürme imkanına sahibiz. Edebiyat ürünlerinin dergilerde yer alması o ürünleri yazan kişiler için bir fotoğraf karesi gibi diyelim. Yayınlanan ürününü görmesi ve orada okuyan kişilerin değerlendirmesi o ürünlerin devamının ve bundan sonrasının daha iyi olması noktasında bir ipucu, bir kaynak oluyor dergiler. Dolayısıyla edebiyat dergilerinin özellikle mücadelesini mutlaka ve mutlaka sürdürmesi ve devam ettirmesi gerektiğine kaniyiz. Bu anlamda edebiyat dergilerinin gençler için de çok önemli katkıları var. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yeni yazmaya başlayan gençler kendilerini edebiyat dergilerinin sayfalarında buldukları zaman daha büyük bir çalışma zevkine, daha büyük bir çalışma azmine sahip oluyorlar. Daha iyi ürünler ortaya koymak için mücadele ediyorlar. Bu anlamda da gençler açısından da dergilerimizin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam, şu anda da mesela internette dergiler var, elektronik ortamda. Orada da yani gençler sonuçta kendi gösterebilme fırsatı da buluyor. İşte düşündüklerini paylaşma fırsatı buluyor. İnsanı heveslendiren, evet, bir şey gerçekten. Hocam,
Bir şiir daha alalım mı sizden programımızın sonunda? Son bir şiir yapalım. Son bir şiir daha alalım. Tamam. Öyle kapatalım programı. Evet. O zaman son olarak şöyle yapalım. 2 yaşında kaybettiğim bir kızım var benim. O kızıma yazdığım şiiri okuyalım, öylece bitirelim tamam, programı. Hocam. Yıldızlar sevinir gelişine, kızım Şeyma'nın anısına. 1992, takvim esniyor yüzüme yaprak yaprak. İkindiden kalma bir yaz akşamı, soğuk bir karakış nöbeti miydi? Hangi mevsim sarı, hangisi siyah? 12 Temmuz, ay beyaz, kavisli ve gülümserdi. Sarı ve siyah renkler arası işleyen, hızlı bir tren geçti sırtımdan. Ölüme ne uzak ne yakın, koynundayız ölümsüzlüğün. Ay beyaz güller, çapanın bahçesinde bembeyaz güller, gökte ay kavisler çizer. Döner gelir bembeyaz gülümser, Şubat soğuğudur gelir yakar yüzümü bir hastanenin morgunda. Baharı müjdeleyen bir böcek çiçeği, çiğ taneleri kırağılar, boyu kısa ağaçlar meyve verir önce. Dal budak renk senfonisi meyveler, mezarların üzerine gölgelerini bırakıp sessizliğe süzülür serviler ilahilerle. Yalnızlığın doruklarında öter kuşlar, çam ağacı, melekler ve gürgen ağacı ve toprakta cennet kokusu yeni konuğunu karşılar. Hani güneşin üzerinden kayıp gidişin senin, yaklaşan geceye bir gölge gibi, denizin güvertesinde saydığımız kaçıncı martı bu ya da güneşe sunulan bir gül. Geceye açık sır kapısında mezarlığın bir çocuk korosu, hoş geldin bebek. Gökyüzünde mavi bir şölen, yıldızlar el çırpar gelişine. Melekler de katılır sevinç korosuna. Uyur gibi görünüp de uyumayan kanatlı yıldızlar senin gelişine sevinir. Bense mahmur bir ağaç, gür fakat kasvetli bir mecnun edasında gözyaşı yağmurlarına kanarım. Üstümüze zikir damlaları boşaltan bulutlara, toprağa düşünce yeşerten damlacıklara hasret, mahzun bir kuş. Yağmurun içinden geçer tren, el sallarız. Ölümün yüzüne uzanır, ellerim boş döner. Islanırım, ağaçlar üstüme yapraklarını döker. Islak ve sıcak nefesine göç ederim rüya diye. Kaçıncı durakta vurdu sessizlik? Hani sonraki limanda buluşacaktık, bir sonrakinde, yarın, öbür gün. El sallayan çocuklar nerede? Nerede yıldızların kanatları? Sen neredesin? Bir sesin kaldı hatıra bende. Bir de cennet kokusu tenin. Senden kalan hatıra sensin. Hava ılık, rüzgar nemli, kimsesiz mezarlık. Yol yakın ama sen uzaksın. Nerede yıldızların kanatları? Sen neredesin? Ağaçlar aç, susuz, güneşsiz kaldılar. Nasıl gülsün çocuklar? Tut artık ellerimi, sana geliyorum. Kendini at sanan kedinin rüyası bitmeden geliyorum. Yarım kalmış resimler, düşler getiriyorum. Çantamda çocukluk hatıraları ve kuşlar, buzdan sevgiler vardı. Kırıldı, eridi, geçti mevsimler. Sımsıkı tutunmalıyım ağaca. Bu bizim ağacımız. Hani buluşalım demiştin bir sonraki limanda. Beyaz mendil ve zafer işaretleri, el sallayan çocuklar nerede? Sen neredesin? Bu gece ve her gece bekliyorum. Seni bekliyorum. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir şiir olmuş. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür verdiğiniz ederim. Bilgiler için çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Vav Televizyon'da İki Misarası programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yeni bir bölümde yeni bir konukla ve yeni konularla karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.